Hep birliktesiniz değil mi? İş olarak da birliktesiniz. İş tabii. olarak da birlikteyiz, evet. Evet. Ya böyle birlikte olarak da hep birlikte olmak, 24 saat böyle birlikte olmak da aslında şimdi konuşacağız mesela evlilikte monotonlukları nasıl kaldırırız diye. Hani biraz böyle şey katmıyor mu monotonluk? Ben şöyle düşünüyorum, hayatta her olay nasıl anlam verdiğinizle ilgili bir şey. Eğer birlikte çalışıyor olmak, zamanı, işi, kariyeri beraber paylaşıyor olmak, üf ya hiç bireysel alanım kalmadı benim gibi bir algıyla hareket ederseniz, evet yorucu gelebilir kimi insana. Ama biz evliliğimizi bir paylaşım olarak görüyoruz. Yani biz geçenlerde de hatta bir paylaşım konusu yapmıştık. Herhalde en iyi yaptığımız şey bu paylaşımlarımızı hayatımızın da bir içerisinde önemli bir paylaşım alanı olarak birbirimizle şey yapıyoruz. Çok uzun sohbet edebiliyoruz. Deminden beri çok güzel sohbet ediyorsunuz. Eyvallah. İnovatif de çok ekibiniz var. Benim de bana da çok sürpriz oldu şu anda. Sağ olsunlar. Herhalde biz konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. Başardıysak bu işi şükürler olsun. Çok güzel konuşuyoruz biz birbirimizle. Bugünkü evliliklerde biraz o eksik galiba ya. Yani şey kaç yıl oldu evliliğiniz? 17. 17,5 oldu. 18'de. Nasıl başladı? Biz çok merak ederiz böyle hikayeleri. Eşinizden dinleyelim. Bizim abi. Çok dijital başlangıcımız var. Aslında gençlere nasıl başladı? Buyurunuz. Şimdi aynı hikayeyi bazen anlatmıyoruz ama ya ben radyo programları, işte televizyon programları yaptığım dönemlerde Hatice Hanım, ben aslında Hatice Hanım'ı ilk kalemini keşfeden kişiyim. Çünkü benim programıma böyle her ay bir konu veriyorduk ve orada o konuda bir makale ya da bir deneme kalemi alınıyordu ve ben ayın yazısı olarak seçtim. Aa. Şimdi ayın yazısı olarak seçince de ondan sonra biraz göz koyduk demek ki artık. Sonrasında işte o muhabbetimiz ilerledi. O zaman ICQ vardı. Hatırlarsınız. ICQ numaramız falan bile aklımızda. Aynen. Biz ICQ'da biraz yazışmaya başladık. İşte ICQ'daki yazışmalarımız yavaş yavaş İşte sonrasında ben askere gittim mesela. Benim askere gittiğim bana bir veda programı organize etti. Ama organizatörlük yeteneği de çok iyidir. Askere gittiğiniz dönemde herhalde biz görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Sonrasında askere giderken işte böyle çok güzel bir bütün arkadaşlarım toplanmış, dinleyicilerim gelmiş. Ben bir anda şok böyle bir mekanda. Sonrasında artık tabii bu kadar böyle iletişim kurmaya başlayınca Cenab-ı Allah da kısmet etti. Her geçen gün birazcık evliliğe daha doğru, evliliğe doğru evrildi. İnşallah hep böyle devam etsin. Hep böyle huzurla sağlıkla devam etsin. Teşekkür ederiz. Peki o monotonlukları nasıl mesela kırıyorsunuz? Önce sana sorayım, sonra Hatice Hanım'a neler yapmaları gerektiğini. Bizde monotonlukla alakalı aslında 17 yıl oldu ya mesela. Şöyle bir şey, o monotonluktan mutlu olmak önemli diye biliyorum. Çünkü o monotonluğun arasına Allah korusun bir hastane girse, Allah korusun bir mezarlık girse o monotonluğu ne kadar ararız? Ne kadar o monotonluk bizim rutin için böyle sarılırız ona yani. Ah o monotonluk olsa. Şimdi o monotonluğun kıymetini bilirsek aslında hangi monotonluğun, o monotonluk dediğimiz şeyin rutin içerisindeki belki. Evet o kıymetleri bilirsek ilk önce o farkındalığı sağlamak lazım diye düşünüyorum. Sonrasında o rutinimiz aslında bizim... Aslında birkaç şeyimiz var bence bizim o anlamda söyleyebileceğimiz. Zaten insanlar bir aile danışmanına gitseler de bunları söyleyecekler, emin olsunlar. Birincisi aile kültürü diye çok önemli yaşattığımız şeylerden biri her sabah birlikte kahvaltı etmek ve her akşam birlikte yemek yemek. Yani aslında güne birlikte başlamak ve günü birlikte kapatmak tüm aile olarak, çocuklar olarak. Hani bazen çocuklar gelmek istemezler sofra işi, çizgi film izleyeceğim falan der. Ama gelmeleri der. Lazım. O tabii mesela ne dersiniz o sırada? Ama bu bir aile sofrası. Sen gelmezsen bizim ailemiz tamam olmuyor. Evet. Bu birlikteliği sağlamak inanın o sofradaki o muhabbet işte herkes çünkü bir yere dağılıyor değil mi? Çocuklar şimdi okuldalar biz buradayız. Herkes gün içinde farklı farklı şeyler yaşıyor. Bunları paylaşmak güldüğünüz anları ya da işte büyük oğlumuz lise yaşında liseye gidiyor. İşte videolar takip ediyor YouTuber'lar falan. Oradan güldüğü bir şeyi bize izletiyor. İşte birlikte gülüyoruz falan. Yani o sofraları daim etmek bence çok önemli. Yani 17 yıldır hiç aksatmadığımız bir şey. Parolamız da belli. Doymak şart değil ama tatmak şart. Tatmak o sofraya oturulacak. Peki tartışmaları nasıl çözüyorsunuz mesela? Atıyorum en son tartışma neden çıktı aranızda? Çok tartışır mısınız ya da? Yani tartışmadan da ne anladığımıza göre değişir. Aha. Elbette ki tartışırız. Hani farklı fikirlerimiz olur. Ben ekip ruhunu aile içerisinde önemsiyorum. Eğer siz tartışma dediğiniz şey bir konuda ikimiz farklı düşünüyoruz. Gel şunu bir masaya yatıralım, tartışalım ve burada bir çözüme gidelimse bu insanı zenginleştiren bir şeydir. Sorun yok. Ama sadece karşındakini kırmak için, sadece karşındakini kıracak cümlelerle, sadece canını yakmak için bir konuşmanız oluyor mu derseniz
Allah aşkına. Hatırlamıyorum şükür. Yani zaten ben, öyle bir an yaşadım. Ben kesinlikle yani şu noktayı çok çok önemsiyorum. Bak çok derin ayrılıklar da olabilir. Ama karşımızdakine hakaret etmiyorsan, kişiliğiyle irdelemiyorsak, onu kişiliğine yönelik cümleler sarf etmiyorsak, biz bunu bağırmayan anneler diye bir ortaya koyduğumuz bir şey de var, kitabımız da var, düşüncem. Orada da çocuklara da aynı şey, az önce siz de konuştunuz zaten. Ya ben bir yabancıya konuştuğum nezakette Hatice'ye konuşamıyorsam, bir dakika bir duralım o zaman orada yani. O nezaket olmadı mı? O nezaketi sağlayamadık mı ailenin içerisinde? Ondan sonra kavgada yumruk sayılmaz. Orada neler olur neler yani. Aynen öyle. O bakımdan evet yükseliriz. Ama ben, o benim, ben onun. Hiçbir zaman şahsiyetine kötü bir şey söylememişizdir yani. Bu iş nasıl böyle olmuyor deriz. Sen bunu nasıl yapamıyorsun demeyiz. Peki çocuklarla iletişim nasıl? Mesela çocuklar daha çok işte anneye mi giderler? Herhangi bir şey istediği zaman mesela büyük oğlan artık lise çağında. Anneyle mi daha çok arası iyidir? Enes daha çok babaya anneye gelir, her şeyini anlatır mı? Yani şöyle, aslında çocukların sınırları ve kuralları konusunda ortak bir dilimiz var mı? Mesela oturup konuştunuz mu çocuklarla bunu? Hangi konuda mesela? Hani mesela o sınırlar, kurallar. Elbette. Her zaman konuşuyoruz. Çünkü çocuklarla bir kere konuşarak o sınırları koruyamazsınız. Ya ben mesela nasıl aşıyorsunuz? Biz mesela şu anda, bizim Burak 3 yaşında. Biz her gittiğimiz zaman biraz ufak ufak açtık ona ama mesela bir oyuncak ister. Ben de hayır diyemiyorum. Genelde annesi ona hayır diyor. Mesela bizde böyle. Annede daha çok şey oluyor. Bence çok şanslısınız. Ben yapamıyorum mesela. Neden? Yeni çocuklar oyuncak istemiyor çünkü. Herkes o telefonu. Evet, oyuncak istiyor. Oyuncak isteyen çocuk şu an kıymetli. Ben size söyleyeyim. Orası vallahi, aynen, işin ayrı bir boyutu. Siz nasıl hayır dediniz mesela çocuklara? Nasıl? Ya aslında şimdi şöyle. Çocuğunuz için iyi olan şeyi bildiğiniz zaman bazen hayır demenin onun için iyi olduğunu bilirsiniz ve söylersiniz. Sizin hayır diyememeniz üzerine bir bakmak lazım. Ne olacağını düşünüyorsunuz mesela? Evet, mutsuz olabilir, ağlayabilir. Ağlayacak ya. Ama önemli olan oradaki duygudaşlık. Bazen şöyle düşünüyoruz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu zamanın önemli bir konusu aslında bu. Çocukların ihtiyaçlarıyla isteklerini ayrı kategoride değerlendirmemiz gerek. Çocukların ihtiyaçlarını muhakkak karşılayıcı olmalı yetişkin. Fakat her isteğine evet dersek eğer, orada bir doyumsuzluk ortaya çıkartırız bir süre sonra. Öyle değil mi? Olur. Yani bizim çocukluğumuzda bir iki taneydi. Işte. Bir iki taneydi oyuncak ve çok daha kıymetliydi şimdi sürülerce ve çok daha kıymeti az. Böyle de yetiştirmek istemiyoruz. Şunu yapabilirsiniz. Bu çok fazla bizim yaşadığımız bir sahneydi. Okul öncesi dönemdeki çocuğu hayırdan anlamaz ve tutturur. Doğru. Gittiniz bir oyuncakçının önünde, çocuk oturduğu yere ağlıyor oyuncak için. Oo, hep yaşıyor mu? Yaşarsınız. O yaştaki her çocuk yapar çünkü. Oturursunuz siz de yanına o AVM'de. Dersiniz ki şu oyuncağı istiyorsun değil mi? Hakikaten çok güzel. Ah bak bunu yazalım. Ben bu oyuncağın hatta bak şu an fotoğrafını çekiyorum. Bir dahaki ay oyuncak alma hakkın diyelim. Her ay bir tane bir şey seçme hakkı olsun diyelim ki. Bir dahaki ay hakkın geldiği zaman ben bunu kaydediyorum, görüyorum. Bir dahaki ay bunu geleceğiz seninle, inşallah alacağız. Hadi şimdi bunun için para biriktirelim, ister misin? Kumbaramızı da yapalım beraber, ister misin? Kaç paraymış, gel birlikte bakalım. Böyle olunca ne oluyor? Çocuğumuzun aslında istediği şeye önem veriyoruz. Onun duygusuna önem veriyoruz. Ama her istediğinin o an olmadığına da bir sınır çekiyoruz. Şöyle ufacık bir evlilik örneği verebilir miyim? Beyefendilere de çok güzel bir şeydir bence bu söylediğim örnektir. Yer yer seminerlerde de anlatırım. Düşünün. Eşinizle oturdunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Bir reklam çıktı, şahane bir böyle işte pırlanta takım diyelim ki. Ama alacak durumunuz yok onu diyelim ki. Eşiniz dedi ki, ay ne kadar güzel yüzük ya, keşke şu yüzükten benim de olsaydı dedi. Ama durumunuz yok bunu alacak. Şimdi oradaki beyefendinin ne demesi ilişkiyi daha iyi hale getirir? Mesela şöyle dese nasıl olur? Ne saçmalıyorsun ya, işte para tuzağı bunlar, bilmiyor musun? Zaten o kadar paramız yok, biliyorsun, niye böyle bir şey söylüyorsun dese oradaki ilişki nasıl olur? Şöyle dese nasıl olur? Hakikaten çok güzel. Sen daha güzellerine de layıksın. Dua et. Allah nasip etsin. Ben sana çok daha güzellerini alayım dese. Almış kadar olmaz mı? Bilmiyorum ki, onu size sormak lazım. Olur. Almış kadar olalım. Kesinlikle. Çünkü bakın, insanlar madde aramıyor. İnsanlar mana arıyor. İnsanlar duygudaşlık arıyor. Çocuklar da bunu arıyor. Çocuklar o oyuncağı almamızı istemiyor aslında. Belki o oyuncak bir sembol, belki ilgi istiyor. Belki onunla oynamanızı istiyor. Çünkü tek bir oyuncağı olsun çocuğun. O tek oyuncakla sürekli oynayın. Bizim çocukken kaç oyuncağımız vardı? Yani tek oyuncak olsun ama oyun arkadaşı biz olalım. Mana vermeye çalışalım. Tüm ilişkiler için bu geçerli aslında. Aynen öyle.